Hocam sizden bir tane daha var mı? Benim gibi enayi çırım. Özgür Çoban video çekerken dikkat çekecek boyutta gözlerini kameradan kaçırman tuhaf görünüyor. Bünyamin Ünsal aylık geliriniz ne kadar hocam? 30 bin, 28 bin, 32 bin civarında dolaşıyor. Ümit CKR dolar neden düşüyor? Ozan Ayhaş geri zekalı insanlara karşı nasıl sabırlı oluyorsunuz? Cemil Can Çelik YouTube'a ilk giriş yaptığınızda abone sayınız için bir hedefiniz var mıydı? Vardı. <laughs> 100. Hasan Hayta. Neden hep polo yaka tişört? Arabanız var mı? Markası ne? Can Demirezen. Hocam ülkemizde cihaz savaşını bırakıp yurt dışında yaşamaya karar verdiğiniz oldu mu? A Emre. Neden bu kadar tatlısın? <laughs> 700.000 abone. 700 bin teşekkür. Çok teşekkürler. Türkiye için büyük başarıdır. <laughs> bu arada video baştan söyleyeyim uzun olacak. Çünkü e, elimde, bu arada kopya çekmemi de açıklayayım. Elimde sizden gelen sorular var. Bak böyle gidiyor. Bunları okuyorum. Ekrana getiremeyeceğim kusura bakmayın çünkü 300-400 tane soru var tek tek ekrana getirmek zor. Hepsini cevaplamayacağım korkmayın. E, güzel dilekleriniz var hepsini okuyacağım. Elimde telefonla çıktığım için hemen açıklayayım. iPhone 6 Plus hediye gelmiştir 5 yıl önce. Yeni bir telefon değil. Biliyorsunuz arada sorulmuş ondan sonra Huawei'yi aldım. Elimde patladı, bozuk çıktı. Ama emektarla buradayız ee, ve telefondan kopya çekeceğim. Yani sorular burada. 700 bin abone için teşekkür ediyorum. Türkiye için büyük başarıdır. Yani 700 bin e, kişinin benim kaliteli ve ciddi olduğunu düşündüğüm videoları izlemesi büyük başarıdır. Çok geyiğe vurmadan hemen başlayayım. E, videoyu ikiye böleceğim muhtemelen. İki gün ardarda arda yayınlayacağım. Hemen başlıyoruz. Bu arada podcast yani kulakta dinletiye de koymayı düşünüyorum. Ama orada video video dedikçe bana uyuz olmayın. Ekranda bir şey gözükmeyecek. İçiniz rahat olsun. Heca Tiryaki. Ee, video eğitim ilk kurulduğunda bu kadar sevilceğini tahmin ettiniz mi? Eee hayır. Çünkü video eğitim ilk kurulduğunda eğitim çok sıkıcı bir diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Meğerse insanlar gerçekten sevecekmiş. Ben şey diye düşünüyordum. Böyle hani uyuz, gıcık olunan hoca gibi birisi olacağım diye düşünüyordum. Sağ olun. Ee, çok güzel bir soru. Bu kral hocalığınızın <laughs> kaynağı nedir? Bayılıyorum. Bu arada torpilli olan, havalı olan güzel şeyleri hep okuyacağım. Yok yok merak etme. Ego tatmini yapmayacağım. Teşekkür ederim. Gurbet Duşak yeni bir kişisel gelişim kitabı daha yazacak mısınız? Olursa çok güzel olur. Yeni bir kişisel gelişim kitabı daha yazacağım. ZSK'nın ikincisi gelecek ama 2020'de 2019'a bir başka kitap yetiştirmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. 23 yaşında bir kıza genel olarak 3 öğüt verseniz ne olurdu? C. Gül sormuş. 23 yaşında kızın üniversiteyi bitirdiğini varsayıyorum. Doğal olarak 28'den önce evlenmesin derdim. Çok tepki alacağımı biliyorum ama ne olur biraz hayatı kendi ayaklarının üzerine kaldır öyle evlen. 28'den önce çocuk yapma derdim. <laughs> Hele ki 3 çocuk yapma, bir tane yap onun hayatını garantiye al derdim. Ailenin sevdiği değil kendi sevdiğin insanla evlen derdim ve en önemlisi lütfen kendi kariyerini oluştur derdim. Bu videoda çok kesinti göreceksiniz çünkü olabildiğince okumaya çalışıyorum. Arada beklediğiniz vakitleri çıkaracağım. E, Enes Ak Toprak iyi bir bölüm mü, iyi bir üniversite mi daha önemli? İyi bölüm daha önemlidir. Üniversitelerde 3-4 tane isim vardır Türkiye'de en üstte. Onun dışındaki üniversitelerde bölümünüzün iyi olması ve yabancı dilinizin, Erasmus'unuzun yapılmış olması çok çok önemli. Ömer Selim Çiftçi. Neden makine mühendisliği yapmıyorsunuz? Yapıyorum. Yapmadığımı nereden biliyorsunuz? Savunma sanayi, otomotiv sanayi, danışmanlıklar ve projeler yapıyorum. Yazılım işi de yapıyorum. Makine mühendisliği bıraktığım bir iş değil. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, Yıldız'da devam eden bir maceram var. Öğretmenlik sürecim var üniversitelerde. Bugün de karşınızdayım. O mühendislik firmam var ve devam ediyor. Tuğba Karabulut. Ee, çok iyi bir insansınız. sayenizde hayat, sayenizde hayatıma güzellikler katılıyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizin gibi gençler bu ülkenin gerçekten geleceği için umut vaat ediyor ben, ben de. Mustafa Karabulut, trollerin yorumlarıyla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Birazdan okuyacağım. Birisi çok güzel bir şey yazmış. Yani böyle <laughs> benden çok hoşlanmayan birisi. Onu da okuyacağım. Demiş ki ne kadar kabasınız. Trollerle şöyle başa çıkıyorum. Birçoğunu umursamıyorum. Yani görmüyorum bile ama bazılarını ifşa etmek hoşuma gidiyor. Ben kibar bir insan değilimdir. Baştan söyleyeyim. Birazdan da göreceğiz. Yakup kardeşim Atatürk hakkında A'dan Z'ye video gelecek mi? Tabii ki gelecek. Çok güzel şeyler bekliyor. 29 Ekim'de ve 10 Kasım'da. Daha önce cevapladığım sorulardan bir tanesi. Yiğit Enes Özkul Zeki meslek neydi? Ben bakkal ve aşçı olmak istiyordum. Bakkal olmayı çok yüzden istiyordum çok çocukken. Bakkalı kapatıp her şeyi yemek için. Ama daha beynimin bastığı yaşlarda hep aşçı olmak istedim. Sonra makine mühendisliği nasıl kazara geldi hiç bilmiyorum. Tarih serisi ne olacak diye soru var. Tarih serisi Eylül'den sonra devam edecek. 4 bölüm yayınladık ama yazın ağır konuları izlemiyorsunuz diye daha önce anlatmıştım iki videoda ve canlı yayında. Tarih serisi devam edecek. Hasan Hayta neden hep polo yaka tişört? Çünkü bu yakaları dik tutan şu petek dokuyu seviyorum. Size karşı düzgün bir imajla çıkmak istiyorum. İkincisi de şurada logo olmayınca daha huzurlu oluyorum. Ben çok marka giymeyi seven bir insan değilim. Bir kere şurada polo logosu oldu satılmış vatan haini oldum ki o tişört de Türkiye'de üretiliyor. Ama işte ahmak ve patates dolu Türkiye. Emre Akyol neden video çekmeyi bırakacaksınız? Çok benzeri sorular şimdiden cevaplayayım. Benim amacım bu kanalı değerli hocalarımıza devretmek idi. E, şu an birazcık sorunlar yaşıyoruz. Yani Ayça Hoca kendi kanalında, Didem Hoca ayrıldı. E, Ece Hocamız şu an bazı konularla uğraşıyor. Çok müsait değil. Ezgi Hoca bir iki hafta bir evlenme sürecinde ara verdi. Bu gidişle kanalı bir 6 ay geç bırakabilirim şimdiden söyleyeyim ama bırakacağım çünkü benden bıkmanızı istemiyorum. Bardak satmak gibi böyle garip garip huylarım da yok biliyorsunuz. Fenomen olma derdim de yok. Videonun onu beğenin, yalvarırım ne olur. E, rap de yapmıyorum. Rap müziğe de geçmiyor. Youtuberların yapması gerekiyor mutlaka. Oh ye oh ye. Dolayısıyla benden bir şey olmaz. Geleceğim şurada bir buçuk sene falan. Cemil Can Çelik, Youtube'a ilk giriş yaptığınızda abone sayınız için bir hedefiniz var mıydı? Vardı. Yüz. <laughs> Şaka yapmıyorum. 100 kişi beni dinlesin diye mutlu olurum diye düşünüyordum. 100'ü geçtik dedim ki 1 milyon. Ciddiyim bak. 1 milyon aboneye hedefledim. 1 milyon da benim tapımdır bu arada. 1 milyondan sonra Şeysel Adalarına yerleşeceğim. Yok yok. O konuda da soru var çünkü yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor musunuz? Gelince cevaplarım. Felinos isimli bir arkadaşım üniversiteye başlayacak gençlere neler önerirsiniz? Bununla ilgili video var kanalda ama üniversitedeki 4 yıl diye. Çok kısa söyleyeyim. ilk iki yıl derslere odaklanın ama gezin tozun. 3 ve 4'te derslere odaklanmayın ve gezin tozun sosyalleşin. Erasmus yapın. Yurt dışını görün. Da Vinci, bursunu, şey, da Vinci projesini e, kovalayın. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da work and travel. E, bu trenle seyahat. E, her şeyi kovalayın ya yani. ne olur yaşayın çünkü üniversite mutlu olup yaşayacağın son dönem. İsa Kıyak neden kanaldan birisiyle video çekmeyi bıraktınız? Kanal artık misafir mi alacaksınız? Soruyu anlamadım. Kanaldan birisiyle video çekmeyi bırakmadım. Ezgi Hoca ile falan soruyorsan ayrı çekiyor ben ayrı çekiyorum artık. İzmir'de çünkü aynı ilde değiliz. Hatice Nur Haluk Tatar olabilmek kaç senenizi aldı? Hangi karlı bu yol seçtiniz? 32 yaşımda bel fıtığından sürünürken bu kararı aldım. Dedim ki kendime bir faydam yok bari topluma bir faydam olsun hiç kimse de inanmıyor. Hayuk Tatar'da halen olamadım onu da söyleyeyim. Halen art niyet arıyorlar. Bak bu soru iki farklı şekilde soruldu. Namaz kılıyor musun hocam? Zafer isimli birisi. Birisi de neden namaz kılmıyorsun? Kabalık olsun diye söylemiyorum ve samimi yürekten söylüyorum. Sanene. Yani şu yüzden sanene. Benim namaz kılmamam ya da kılmam seni etkilemiyor. Yani Türkiye'de hiç kimsenin dini inancı, dini başarısı diğerini etkilemiyor. Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var. Bir zahmet oku. Kanala şeyi koydum. Arapça eğitimi koydum. Çok merak ediyorsun diye. Marmara Üniversitesi ana bilim dalı başkanına ve başkanlığına hazırlattım Arapçayı. Udemy'de falan parayla da satmıyorum bedava. Din öğrenmek istiyorsan buyur git öğren. Çok danışmak istiyorsan din alimlerine danış. Tarikata girmek istiyorsan git gir istiyorsan. Ama benim namaz kılıp kılmamam seni ilgilendirmiyor. Ben oruç tutuyorum. Elimden geldiğince ibadetimi yapıyorum ama sana ne? Bu Melih Acar, bu ülkede bir şey değiştirebilseniz ne olurdu? Kahvehaneleri kapatır, cehaletle savaşırdım. Her eli tutan insanın çalışmasını sağlardım. Ama maalesef ülkemizde cehaletle savaşmak benim ömrümün böyle ucuna bile yetişmeyeceği, koskoca bir orman yangınına bir çay kaşığı su atacağım bir şeydir. Yine de devam. Arabanız var mı? Markası ne? Kia Sportage ama sebebini anlamadım. Meyet kollama. Patates kelimesi yerine yenisini buldunuz mu? Bulmadım ama patatesi uzun süredir kullanmıyorum. Sonra bana <laughs> kaba insan diyorsunuz. Bu arada gerçekten kaba bir insanım. Yani genlerim Anadolu genleri. Ama bunu terbiyesizlikle karıştırmayın. Yani ben Anadolu insanıyım. Bugün bir e, <laughs> Beyhan Budak Hoca'da Serkan Kara da gördüğünüz bu elit, güzel, sabırlı insanı ben de çok rahat bulamayabilirsiniz. Ben sinirlendim maalesef. E videoda görüyorsunuz bunu. Üzgünüm. <laughs> Beyhan Hoca'dan e, destek alıyorum ama olmuyor. Ya ben e, patlıyorum bazen ama tabii size kötü bir anlamda bunu yansıtmıyorum. Can Demir hocam ülkemizde cehalet savaşını bırakıp yurt dışında yaşamaya karar verdiğiniz oldu mu? Asla. Ben bugün yurt dışından çatır çatır video çekip insanların beynini yıkayan çeşitli e, fikirleri insanın beynine sokmaya çalışan Türkiye'ye Zararı olan insanları gördükçe milyon abone üzerinde nefret doluyorum. Ama konuşamıyorum. Ya kıskançlık olur işin adı. Ama Türk gençliği beynini yıkayıp yurt dışına hiç dönmeyen insanlara inat. Bu ülkedeyim. Ataşehir'deyim. Ataşehir Gardanya Plaza'dayım. Yerim de belli, ofisim de belli. Allah ömür verdikçe de Türkiye'deyim. Çok güzel bir ülke. Hiç öyle e, çok özür diliyorum sizlerden. Küfür gibi gelecek, hakaret gibi gelecek ama ite çakal da bırakma ehliyetim yok bu ülkeyi. Aile büyüdükçe de daha iyi göreceksiniz. Metin isimli arkadaşım DKSZ soyadı. Hocam edindiğiniz bilgiye ulaşmamız kaç yılımızı alır tahminen? Benim edindiğim bilgiye ulaşmanız sadece 2 yılınızı alır. Çünkü ben ne biliyorsam çekip size anlatıyorum. Dolayısıyla ekşitözlükte şurada burada şey yorumlar oluyor. Her şeyi bildiğini sanan adam. Ya ben her şeyi bildiğimi sanmıyorum ama bildiğimi anlatıyorum. Ama vaktim bol. Günde 2 saat uyuyorum. Olabildiğince fazla bilgi de buradan anlatıyorum. İzleyip izlememek sana kalmış. Yani kanını ısrarla takip edip her şeyi dislike atıp sonra da her şeyi bildiğini sanıyor diyorsan sen ahmaksın. İzleme. Ben izle diyor muyum? Ben abone ol diyor muyum? Ama ben o kadar özet anlatmaya 20 dakikada kuantum fiziği anlattım ne olur. İzleyebiliyorsan izle. İnsanlar beğeniyor. Demek ki e, ben bunları özet anlattıysam 3200 video var. Hadi 500'ünü izle. E, kısa sürede beni geçersin. Her video izledikten sonra daha fazlasını araştırır zaten. Ben olabildiğince güncelini vermeye çalışıyorum. A Emre neden bu kadar tatlısın? <laughs> Beni tatlı bulmak için böyle çok az bir çevrenizin olması lazım. Ben hiç tatlı bir insan değilimdir. Gıcığımdır da. Yani de sohbet çekilmez. Çünkü bir yere gittiğiniz zaman etrafın tadını çıkaramıyorsunuz. Tatildeysek falan. Kalk şurada öğren yeri var. Şurada bilmem ne var. Daha yeni tatile gittim. Arkamda kral mezarları var. neredeyse oradan video çekiyordum ki durduruldum yani. Abdullah Çiçek Yüz demiş ki sabaha kadar bir şeyler anlatsan oturup dinlerim sıkılmadan. Hiç öyle değil. Benle aynı ortamda bir gün belki çekilir ama 3-4 gün bıkarsınız. Çünkü hani gece 2'ye kadar konuş konuş konuş. Onun tarihi bunun bilmem nesi. 4'te kalk konuş konuş konuş. Hatta uyutmuyorum. Vallahi benle ne tatil çekilir ne başka bir şey. Ömer Ateş. Apartman hikayesini anne ve babama izlettim. Size selamları var. Yürek dolusu selamlar aileye. Hocam size en çok üzen olay nedir? Altıner 41. Ben en çok üzen olay Türkiye e, televizyonu, Türkiye basını insanları uyutuyor, cehaletle uyutuyor. Bizde bilgi üzerine hiçbir yapım yok. İz TV dışında belgesel kanalı yok. O da bin yıldır aynı şeyleri tekrarlıyor. E, eğitim sistemimiz maalesef çok zayıf. PISA test sonuçları ortada. Bugün patates ABD'nin bile altındayız. ABD 40. sıralarda biz 50'lerde 70'lerde ulaşıyoruz. Benim ülkenin bu kadar cahil bir yeni nesle gitmesi sürekli üzüyor. Yani 60'larda da nesle yeni nesil cahildi ama gittikçe bana ne, aman hatta ülkenin yarısını verelim gitsin, yurt dışına yerleşeceğim. Bunu gördükçe vallahi üzülüyorum, sistem etmiyorum. Üzülüyorum. Özgür Çoban, video çekerken dikkat çekecek boyutta gözlerini kameradan kaçırman tuhaf görünüyor. Canım kardeşim, günde ortalama 2 ya da 3 saat bu videoları çekiyorum. Yani sizin gördüğünüz bile görmediğiniz videolar var. Udemy eğitimleri. Bunlar yaklaşık 1550 lümen. Buraya otur, sen de kaçırırsın. Yani arada bir başka bir yer akman gerekiyor çünkü gözlerimi kapattığım zaman boşlukta ışıklar görüyorum. Onu bırak. E, yakın çekimlerde dikkat ediyorsanız yüzümde yanıklar var artık. Dolayısıyla böyle patates patates ahmak ahmak şeyler yazmayın. Hakaret mi? Özür dilerim hakaret ama çok saçma şeyler bunlar. Özür dilerim ama bunlar çok gereksiz boş sorular ve yorumlar. Osman Karya Dev ee, çocuk yetiştirme ilgili dersler devam edecek mi? Edecek ama yeni yılda 2020'de. Hocam uygulama ne zaman çıkacak? Uygulama e, 17 Ağustos seminerinden önce çıkacak. 17 Ağustos'ta buluşacağız, uygulamayı tanıtacağız ama 15 Ağustos gibi Apple ve Android marketlerde uygulamayı göreceksiniz. Ee, bizim Sen 2.0 ismindeki uygulamamız ilk çıkışı biraz kısıtlı özellikle çıkacak. Sizin buluşmanız, konuşmanız, mesaj açmanız için. Sonrasında işin içerisinde ortak oynanacak oyunlar, turnuvalar, birçok ortak bir yerlerden bir şeye gitmek, tatile gitmek hepsi olacak. Uygulama parasız olacak, ömür boyu parasız olacak. Uygulamadan para istemeyeceğim, böbreklerinizi almayacağım. Abi Neuralink hakkında video yapar mısın? Şimdi bakın buradaki olay şu. Barış Özcan bu konuyu yeni çekti. İsim vererek konuşacağım. Ben delikanlı, dürüst adamım. Barış Özcan bu konuyu yeni çekti. Barış Özcan yapay zeka çektiğini benden istediniz. Ben Barış Özcan'ın konuları işleme tarzını sevmiyorum. E ee, söylediğim gibi konuşunca kıskançlık gibi geliyor ama Barış Özcan fazla derecede Amerika'nın e, üstünlüğünü abartıyor ya yani ben en son şeyi izledim. Amerika aya gitti mi gitmedi mi? Çok fazla ya Amerika propagandası var. Dolayısıyla Barış Özcan bir konuyu çektiyse benim çekmeme gerek yok. İzlersiniz. Çok iyi anlatıyor. Çok iyi bir YouTube içerik hazırlayıcısı. Çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Ama ne olur onun istediği videoyu, çektiği videoyu benden istemeyin. Ben Öyle bir insan değilim ya. Yani birisi bir şeyi güzel yaptı ya da kötü yaptı, hemen aynısını yapayım derdinde bir insan değilim ama ben e, kendisini biliyorsunuz 1 milyonda, 600 binde, 2 milyonda, 3 milyonda sürekli ta ta tebrik ettim. Canlı yayından ve Instagram'dan Ama Barış Özcan'ın bu kadar fazla ABD yanlısı ve propagandasını yaparak ki açın oynatma listesini şu anda açın. Geriye doğru bakın o videolar nerelere giriyor. Ben 15.07 olayında bile hani Yok canım tesadüftür demiş bir insanın Barış Özcan'ı. Ama artık fazla Amerika çok çok iyi hayaller ülkesi. Ben onu sevmiyorum. Bilgi hesap. Hocam dış görünüş sizin için ne kadar önemli? <laughs> Sen için ne kadar önemli Allah aşkına? Görüntüden belli değil mi? Ama güzel giyineceksin. Yani minimalist sade giyineceksin. Koray mi arka planda minyon oyuncak vardı. <laughs> güzel duruyordu. Yerine koyar mısınız? E, bu arka planı bir masa gibi bir yere taşımayı düşünüyorum. Bu aslan parçası e, kitabın e, şeyi olduğu için yüzü olduğu için gelecek ve masanın üstünde göreceksiniz. E, Minion şimdilik tatilde. Doğukan Çetin Türkiye'nin ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu meslekler nelerdir? Şimdi bakın Türkiye'nin tarıma, çiftçiye köylüye ihtiyacı var. Aydın Hollanda kalitesinde tarım yapacak köy enstitülerine yetiştirilmiş köylüye ihtiyacı var. Aynı zamanda yazılımcıya ihtiyacı var. Biz belki savaş uçağı da yapmalıyız falan filan ama yazılım şu anda büyük bir dünya ve daha kolay fabrika açmadan yakalayabileceğimiz bir sektör. Bu ikisine her şeye ihtiyacımız var. Biraz geride kaldığımız için ama bu ikisine çok ihtiyacımız var. Çünkü kimse bize patates, domates hediye etmeyecek günü gelince. Yavuz İdris takipçilerinizin size hissettirdiği duyguyu bir kelime olsa hangi kelime olurdu? Umut. Her kanala saygım var. Ama sanki bizim kanalı izleyenler böyle yarın ertesi gün bu ülkenin güvenli geleceği gibi geliyor. Yani bu kadar sıkıcı sıkıcı videolar izliyorsanız halen umut var demektir. Çünkü ben bir benzetme yapmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ben bir meşale değilim. Ben bir ateş değilim. Ben bir fikir düşünür lideri değilim. Ben lider değilim. Ama ben bir kibritim. Şu anda yanıyorum. Bir buçuk yıl daha yanacağım ve yakabildiğim kadar mum yakmak istiyorum. O mumlar meşalelere, o ateş aydınlığa gitsin istiyorum. Ama tabi kibritin ömrü kısadır. Ali Rıza Altınsoy, şu ana kadar kaç kitap okudunuz, günde kaç sayfa okuyorsunuz? Günde gece 100 sayfa civarı okumaya çalışıyorum. Bazen geçiyor, bazen dalıyorum. Bazen yalnız 50'de 60'da sızdığım oluyor çünkü 2'de yatıyorum. Kaç kitap okudum? iki buçuk oda dolusu. Yani rakam veremem şimdi afaki olur. Ama hani 3-4 günde bir bir şey devirmeye dikkat ediyorum. Bu da şey gibi oldu, rakı gibi yanlış anlamayın. 3-4 bin günde bir bir kitap bitirmeye çabalıyorum. Merve at çeken. güzel günler görecek mi bu güzel ülkemiz? Aslında güzel günler görmemizin çözümü ülkeye bağlı, halka bağlı. Halk kendisi geliştirirse, öğrenirse, doğru şeyler yaparsa, hırsızlığı engellerse, kendisi çalmazsa, birisi emniyet şeridine girdi diye kendisi de girmek için hak iddia etmezse ve girmezse ambulansın arkasından o zaman görürüz. Türk toplumundaki birinci sorun eğitimdir, ikinci soru öğretimdir. Biz çok kötü bir geçişteyiz. E, ahlak, töre, Anadolu yasalarından Avrupa'nın sözde gelişmişliğine geçmeye çalışırken aralarda kaymamış bir ülkeyiz. Çözülür mü? Eğitimle çözülür. Çözülür mü? Öğretimle çözülür. Ama en küçük şehirlerde bile anne baba kavramlığı çok yumuşuyor. Hocam sizce her şey çok güzel olacak mı? Ya bu ben yani Ekrem İmamoğlu'nun sloganı olarak CHP'nin bir şeyi olarak bunu böyle cevaplamak istemiyorum ama Türkiye'de bir şeyler şu an kötü yani ekonomik olarak kötü durumdayız. Tarımda gerideyiz, eğitimde gerideyiz. Din ve siyaset kısmına girmeyeceğim ama Türk halkının bir kriz döneminden geçmesi Türk halkına ders vermiyor. Yani şu anda doların buçuklar olmasına seviniyoruz ama göreceksiniz bu dolar öyle ya da böyle bir miktar yükselecek. Ha internet üzerinde 10 lira 12 lira dolar olacak diyen sırf 3-5 beğeni için, 3-5 izlenme için yani 200-300 dolar YouTube geliri için toplumu manipüle eden bazı patatesler var. Onlara 200-300 dolar vereceksin sussun. Ee, ama ben doların bir miktar yükseleceğini tahmin ediyorum. Dahi olmak gerekmiyor. Merkez Bankası muhtemelen bir şeyler yapacak. Ee, Kasım ayında biz dolar yükseldiği zaman ne yapacağız o çok önemli Türk halkının. Önümüzdeki yıl ne yiyeceğiz, ne ekeceğiz? Biz, bizim bir 5 yıllık kalkınma planı gerçekten 5 yıllık yapmaya ihtiyacımız var. Hocam sizden bir tane daha var mı? Benim gibi enayi çıkmaz. Yani böyle karşılıksız video verip e, emek verip insanların bir araya geleceğine Türkiye'de inanan ha var, hocalarım var. E, bu ya Haluk e, iyi güzel iş yapıyorsun, eğitime devam et diyen hocalarım var ama benim gibi ahmak, hayal kuran ahmak yoktur. Niye bu kadar bilginiz Vildan ee, soyadını okuyamadım. Niye bu kadar bilgilisiniz ee, video öncesinde ezber yapıyor musunuz? Daha önce anlatmıştım çok kısa değineyim. Video konularını hazırlıyorum birkaç hafta içerisinde. Videodan önce son bir güncel bir durum var mı? Bakıyorum mesela Suriye'de son durum ne? Sonra da işte aa böyle doğaçlıyorum ama kopya çekerken görüyorsunuz işte. Kopya çekerken çok akıcı konuşamıyorum gördüğünüz gibi. Kopya çekmiyorum yani. Promptırım da yok. Bay Bres. Siz ölünce kanal kime kalacak? Eee <dülüyor> BTS Armi. hiç gitmediğiniz zaman gitmeyi istediğiniz bir ülke İrlanda. Çok istiyorum. inanılmaz istiyorum. GT GKCR. Hocam şu turuncu fosforlu tişörtü ne zaman giymeyi bırakırsınız? Vallahi ekranda parlayışını ben de görüyorum. Çok seviyorum ama çok az giyiyorum zaten. Sayit Samur yaptığınızda en gurur duyduğunuz ve en pişman olduğunuz şey en gurur duyduğum şey böyle pazar pazartesi günleri e, Instagram'da şeyi görüyorum. Video eğitim buluşmalarını Malatya, Manisa, Manisa çok başarılısın. E, ağrı her il. Hiçbir insanın Türkiye'de başarmadığı bir şeydir. inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü her renkten insan var, her görüşten insan var. Buluşup kitap okuyorlar, müzeye gidiyorlar. Ya geçen bayram Vallahi tüylerim diken diken oldu. Sesim boğazım e, kimsesizler yurdu ve e, huzur evleri ziyaret edildi. Bunu kendi üstüme zerre almıyorum. Ben başlattım. Çok mutluyum. Pişman olduğum şeyi söyleyeyim. 10 sene önce yapsaydım daha güzel olurdu. Yasin doğru. Satranç oynuyor musunuz? Oynuyorum. <laughs> satranç benim terapi sistemim. Ben de satranç oynamak çok sıkıcıdır. Ben çünkü saatli versiyonu hızlı şekilde oynamayı severim. Çok düşünemiyorum. Daral geliyor. Hocam kim milyoner olmak istere katılmayı düşündünüz mü? Televizyona yani kadın programı veya işte ve popüler kültür televizyon programı bir kere katıldım. Zahide yetişe tövbe değil. Beni televizyonda hiçbir zaman öyle reyting malzemesi olarak görmeyeceksiniz. Sigara ve alkolü sağlık için mi kullanmıyorsunuz? Dini değerler ağır bastığı için mi? E, sigara ve alkolü beynim olduğu için kullanmıyorum. Çünkü çok saçma geliyor. Yani niye kendimi kanser edip organlarıma zarar vereyim ki? Çok saçma. E İçene de saygım var. Bana ne? Bakın din konusundaki e, felsefem de bununla aynı. Bana ne? Sana ne? Yani ben cennete gideceğim, gitmeyeceğim. Sana ne? E sen içiyorsun. Kendini hasta etmeyi seviyorsun. Akciğer kanseri olmaya çabalıyorsun. Ama genetik olarak olmayabilirsin. Bana ne? Yani parasını sen veriyorsun. E senin akciğeri. Benim dibimde içmediğin sürece sigara içen, sigara kokan insanın yanında durmam. Alkol masasında da belli bir mesafede dururum. Ha ömrümde hiç mi içmedim? İlla birkaç kadeh rakı içmişimdir. Ama böyle bir mantıklı gelmiyor bana sarhoş olmak. İhtiyacım yok ki. Benim unutulacak bir derdim yok. Allah'a çok şükür. Sigara hepten saçma. Askerde denedim. Şu hareket çok ahmakça geldi. Yani vakit geçirecek ot topladım. Musa Çelik Çocuğunuzu videolarda konuk edecek misiniz? Asla. Asla. İki şeye söz veriyorum ve bunları yaparsam dansöz kıyafetiyle yayına çıkarım bir ay boyunca. Siyasette bir parti rozeti, siyasette bir şekilde var olmak, bağımsız aday olmak falan filan siyasi din, herhangi bir liderlik, parti kurmak <laughs> kombinasyonu kalmadı her türlüsünde. Siyasi bir sebeple beni görürseniz bir yerde birinin temsilcisi reklamını yapan işte gurursuzumdur. İkincisi de çocuğumu herhangi bir şekilde kullanmam. Çünkü YouTube üzerinde çocuğunu kullanan, sömüren çok çirkin kanallar var ve protesto ediyorum. Ahmet2022 Hocam ikinci kitabın kapakları biraz daha kalın olabilirim. Tek istediğim 10 kişi beraber okuduk. Kapak <laughs> yıprandı demiş. Ee, yayın evinden ben de şikayetçiyim. İlk baskıda birazcık iyiydi ama sonrasında kapaktan incelttiler falan filan. Ee, bu konuda çok iyi bir çözüm ürettim. Göreceksiniz ikinci kitapta. Muhteşem, çok seveceğiniz bir çözüm ürettim. FG013. Hocam 1 milyonda uçaktan paraşütle atladığım <laughs> videosu gelir mi? O video kimi yaptır biliyorum. Kozmik Karınca. Selam olsun buradan ona. Ama benim uçaktan paraşüt atlamam çok kısa olur. Yani video, <laughs> video kısa sürer. <laughs> 95 kiloyum. O yüzden çok güzel bir fikir değil. Yasin Pazar. Daha önce cevaplamıştım ama hangi tür müzikleri dinliyorsunuz? Ben genelde soundtrack dinliyorum ya da birazcık bazen country dinlerim. Blues çok severim. ya Benim dinlediklerimi çok sevmezsiniz yani. Ben acelesi olan müzikleri çok sevmiyorum country dışarıda bırakıyoruz. X, Y, Z, M, F, T. Hocam bize yanlış bilgi verdiğiniz olduğumu size güvenebilir miyiz? 3200 videoda tam 4 kere eksik bilgi verdim. Bir kere de yanlış bilgi verdim. Videonun açıklama bölümüne de yazdım. Bir videoda e, yüksekliği kilometre yerine e, metre olarak bir karıştırdım. Fitim karıştırdım. E, yani videolarda hata yaptığım zaman açıklama bölümü mutlaka yazıyorum. Hangi liseden mezunsunuz? Burak Boran Dolu Lisesi. Muhammed Akay, Abi gider bir kitap daha çıkarır mısın? <laughs> ya nereye gidiyorum? Tövbe sana bilmediğiniz bir şey var? Birisi yazmış pankreas kanseri o yüzden bırakıyor. Tövbe tövbe. Ya YouTube'dan içerik üreticisi olarak çekilmem demek seminerlerin kitaplarının durması demek değil. Sürekli haftada 4 kez bu şekilde video üretmek biraz yoruyor. O yüzden benden de bıkmayın diye. Yoksa yaşamaya devam. BTS Army yine sormuş. En çok dinlediğiniz şarkı nedir? En çok yani şarkı değil ama işte Yağmur Sesi dinliyorum kitap yazarken. Psikolojim bozuk. Hummel, Hummel Get The Rockets var. The Rock'ın soundtrack'inden. Öyle çok söyleyemem. Çok fazla var çünkü playlistte. Evde dondurma ve ekmekten başka ne yapıyorsunuz? Ben bunları evde yapmayı seviyorum. Evde peynir de yapıyorum. Evde neyse söylemeyeyim. Yani dolaylı olarak evde zeytin de yapıyorum. Zeytinyağı da yapıyorum. Sebebi aşk çocuğunuzun beslenmesi ve gelişimi için beslenmesi anlamında ne yapıyorsunuz? Benim çocuğum iki buçuk yaşında şeker ağzına sürmedi. Çikolata da yemedi. Özellikle şu AVM'lerde McDonald's menüsünü oyuncağıyla birlikte önüne koyan ailelerin linç edilmesini istiyorum. Çocuğun alınıp başka aileye verilmesini istiyorum. Çünkü siz çocuğunuzun katilisiniz. Ayrıca McDonald's gibi yerlerin çocukları kandırmak için oyuncak vermesinde yasaklanmasını istiyorum. Kinder sürpriz gibi şeylerin yasaklanmasını istiyorum. İstiyorum da istiyorum. Ozan Ayhaş, geri zekalı insanlara karşı nasıl sabırlı oluyorsunuz? Geri zekalı değil ama patateslere karşı aslında sabırsızım. Ama o kadar çok şey okuyorum ve patlıyorum ki aslında %99'unda sabırlıyım. Çünkü bu toplumda asıl onları değiştirirsek bir şeyler değişecek çok iyi biliyorum. Türkmen gençlikten selamlar. Azerbaycan ve Türkmen gençliğine ayrı ayrı selamlar olsun. Büşra Aksu, yurt dışına tek başına çıkmak mı, turla gitmek mi? İngilizceniz yoksa ilk seferse turla gidin sonra tek atın. Çıkın gidin. İngilizceniz varsa direkt tek çıkın. Murat Demirel sürekli hayal kurar mısınız hocam demiş. Sürekli plan yaparım. DG34 Murat Türk lirasının dünyanın ikinci doları olmasını gözler görür mü? Yaşım 29. Görmez. Öyle bir şey yok. Türk lirası dünyada ikinci dolar falan final olmaz. Döviz sepetinin içerisinde Türk lirası <laughs> neredeyse içinde değil. Dolayısıyla hani euro varken, pound varken Zor. Emir Rehber. Sayın Tatar. Neden bilgi? Cem Yılmaz'ın olayına gönderme yapmış. Çünkü diğerlerinde çok başarısızdım. <laughs> Müzikte sadece ut çalmayı başardım. Biraz da piyano. Ee, bilgi dışında hiçbir anda başarılı değilim. Tantbay. Siyasete girmeyi hiç düşündüm mü abi? E, girersem rezil olayım. Bilal Kurt. Hocam sizi televizyonlarda görmek isteriz. Televizyona çıkmam. Çünkü ben televizyonun şu an saçma sapan patates bir yer olduğuna inanıyorum. Televizyon bana çıksın buyursun. Enes Anul demiş ki abi gerçekten de Suriyeler giderse piyasa düzelir mi? Ekonomi düzelir mi böyle? Ee, böyle bir şey yok. Yani şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ülke ekonomisinin Suriyelerle aşırı negatif bir etkisi yok. Ha, Suriye'yle ilgili video yayınladım. Cumhurbaşkanının beyanına göre biz 35 milyar dolar harcamışız. Ülkemize sadece 2-3 milyar dolar girmiş ya da euro. Evet 30 milyar belki belki açıktayız. Ama şu var. Suriyeliler olmasa zaten 200 milyar bir durum var. Hatta 66 milyarlık bütçe açığı var. Yani bizim sıkıntımız Suriyeliler olsun olmasın bir yiyecek patates yok. Kuru yemişi ithal ediyoruz, buğdayı ithal ediyoruz. Yani şu anda tarımın yıllar içerisinde atılım, eğitimin yıllar içerisinde atılım yapması için, ekonominin atılım yapması için bir plan, bir şey maalesef ben göremiyorum. Hocam tarımla ilgili video çekecektiniz. E çektim. Tarım üzerine video var. iki tane. Mesut E.P. Hocam Hollanda'dan selamlar imza gününe gelecek misiniz? Organizasyon yapılırsa seve seve. Azerbaycan'a daha önce geldim. Yazmışsınız gördüm. Siz gelin. <laughs> Yusuf Atılmış. Abi kaç kilosun? 92. M.Y. Altuntaş. Randevuya gelmemiştim. Ceza var mı bana? Eğer benden randevu aldıysanız ve gelmediyseniz başkasının hakkını yemişsinizdir. Hiç gelmeyin. Söyleyeyim size. Köksal Bahadır. <laughs> Cam kenarımı koltuk kenarımı. Soru yanlış onu söyleyeyim sana. Cam kenarımı koridor kenarımı desem belki. Ama ben cam kenarı seven bir insan değilim onu söyleyeyim size. Nurullah Aydın selam olsun. En eski, en eski bizi izleyen kişidir. Tarihin zirvesi hocam montajı siz mi yapıyorsunuz? Kendi montajlarımı kendim yaparım. Çünkü videoda istediğim ruha yönelik tam o anda görüntünün gelmesine, grafiklerin, istatistiklerin gelmesine bayılırım. Abdullah <laughs> President, Abdul President, hocam kimse size nasılsınız diye sormuyor, iyi misiniz? Bomba gibiyim. Çok teşekkürler. Ben diğer hocam isminiz Ümit mi Haluk mu? Eski videolarda Ümit diyordunuz. <laughs> ya bu kadar saçma yorumlar yapmayın ya. Videoların altına bazı insanlar gelip şey yazıyor. Ümit mi isminiz? Ya ekranda birincisi Haluk Tatar yazıyor. İkincisi Haluk, Ümit anlıyorsan ilk önce göz doktoruna git. Bak söylüyorum kulak da değil. Yani i̇lk önce bir göz doktoruna git. Sefir, devsim, birçok renkte tişörtünüz var. Bunları neye göre gidiyorsunuz? Bir sırası var mı? Videolarda giydiğim tişörtlerin renklerinin anlattığım konuyla çok alakası var ama kaçırıyorsunuz. DB Emre abi anlatımın çok güzel bununla ilgili ders aldım mı aldım. Yurt dışında Belçika'da. Zafer Öztürk hayat felsefen nedir hocam diyor. Hayat felsefem üretmiyorsan git öl. Sadece tüketeceksen git öl. Çok uyuyorsan git direkt mezara yat. Ve hayat felsefem üreteceksin. Bir şey üretmiyorsa dünyaya bir şey artık atmıyorsa boşuna gelmiştir. Ali Can Kartal <laughs> Kanalınızda yayınladığınız videolarda bize psikoloji uygulamadığınızı nereden bilelim? Uygulamadığımı kim söyledi ki? Zaten psikoloji uygulamaya çalışıyorum. yani sizleri motive etmeye, öğrenmeye teşvik etmeye çalışıyorum. Ne ne yapacağım? Yani o psikoloji uygulayan işte karıştırıyorsunuz. Psikoloji uygulayan neyse. Umut alaraz bazı şeyler neden olmaz? Bazı şeyler olmaz diye bir şey yoktur. Bazı şeyler olmadan önce pes edersin. Ha, olmayacak şeyleri çaba göstermeyeceksin. Kadir Pekmez. Sizce oy kullanma hakkı belli bir kesime verilmeli mi? Asla. Ama oy kullanma hakkını biz henüz vatandaşımız olan Suriyelilere de verirsek işte o zaman çok adil değil. Kusura bakmayın. <laughs> Doğum gününüz ne zaman Haluk Hocam? 28 Mayıs. Aralarda çok pozitif şeyler yazmışsınız. Yani şu an atladığım şeylerin hepsi çok pozitif. Ama böbürlenmemek, kibir gösterisi yapmamak için okumuyorum. Çok teşekkürler. Şansla ilgili video var mı? Tabii ki var kanalda var. Nupel 12 çok sık gördüğüm isimlerden bir selam olsun. Sizce ahlak nedir? Ahlak bir başkasının sınırlarını tanımaktır bu kadar. Ama ahlak bir başkasına sınır öğretmek değildir. Yani sen eğer ki o çok ahlaksız bu bilmem ne derken götürüyorsan ahlaksızın kralıysan sınırsızsındır. ne TR dostlar tek hatada silinmeli mi hocam demiş. Dostlar tek hatada silinmez. O zaman dost değildir. Arkadaşlar silinir. Gülben <laughs> Yıldız. Hocam rap dinler misiniz? Ee, yani dürüstçe söyleyeyim. Yani sus pusu biliyoruz tabii ki de çok fazla rapi sevmiyorum. Ama he neyse. Sanatçı yabancı bir sanatçı söyleyecektim de vazgeçtim. Berk Karahan, tarih bilginizi neye borçlusunuz? İber hocamın da hocası olan Halil İnalcık'ın eserlerine. Halil İnalcık okuyun. Çakanoloji neden spor yapmıyorsunuz? Tembelim hımbılım söyleyeyim size. Beyan Hoca çatır çatır salona gider. Yapmıyorum yani yapamıyorum falan diye kıvırmayacağım. Yapmıyorum. Ee, okumayı seviyorum. Biraz tembelim. O GYZC hiç hayvan beslediniz mi? Yani beslemek değil. Birlikte dostluk olarak köpeğim oldu. Atım oldu iki tane. Ee, <gülüyor> balık <gülüyor> çok fazla öldürdüm. Çok <laughs> hepsinden burada rahmetlanıp özür diliyorum. Muhabbet kuşu çocukluğum boyunca mutlaka vardı. Hep konuşmayı ve uçmayı öğretmeye çalıştım. <laughs> Hayvan hep direndi. Ama ya bir de papağanım vardı. Ee, ama at yani en kısa zamanda bıraktığım, ayrıştığımız yolumuzun ayrıldığı arkadaşım attır. Biraz da hüzünlüyümdür. Hocam neden bu kadar uzun <laughs> video çekiyorsunuz? Seyit kardeşim sormuş. Ya, videoları ikiye bölün. Ben her gün video atmıyorum ki bir gün boşluk bırakıyorum. Aynı gün izleme zorunluluğun yok. Ya, benim video öğretmem senin izleme zorunluluğunu getirmiyor. Rahat ol ya daha denen teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yazmışsın. Okumak e, hicap getirir. Çok teşekkür ederim. Siyah S2 Hocam, Sen 2.0 projesi ne kadar süredir düşünüyorsunuz? 4 yıldır düşünüyorum ve Sen 2.0 Türkiye için çok güzel bir proje. Ben evet biraz deliyim, çok hayal kuruyorum ama Sen 2.0'la Türkiye'de hiçbir lidere ihtiyaç kalmadan herkesin e, kendi grupları içerisinde sohbet edip, muhabbet edip bir yerlerde buluşması çok hoşuma gidiyor siyasi dini konular konuşmaya gerek kalmadan sohbet edebilmesi, sokağa çıkacak birini bulmaları, Video Eğitim İstanbul, Video Eğitim Türkiye hesaplarına, Instagram'da mutlaka bakın Video Eğitim Türkiye. Sizin elinizde mutlaka çok güzel etkinlikleri buluşuyorlar. Ve kimse kötü bir şey yapmıyor. Ve bunların başlangıcı olmak şeref duyduğum bir şeydir. En büyük hayaliniz nedir? Bu Seneki Sıfır projesindeki insanların, kardeşlerimin, ailemin hemen orada etkinlik butonu olacak çünkü. Etkinlik düzenliği bir yere gitmesi, Türkiye'de Allah göstermesi, bir acı olduğu zaman buluşup gitmesi, yurt dışına beraber seyahat etmesi hayalimdir. Enes Kılıç nasıl bu kadar zeki oldun? Ben zeki falan değilim. Ben farkındayım. Yani durum okumak gerekiyor, yaşamak gerekiyor, gezmek gerekiyor. Sırf okumak da değil. Yani Berlin'deki bir müzeler adasını görmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz be. Yani gezin, yaşayın tabii ki bu arada Urfa'da ya da gitmediyse, Antep'e gitmediysen de, Van'a gitmediysen de çok şey kaybediyorsun. Bilimli eğitimci sahte ürün giymek eziklik duygusu mudur? Ya sahte değil kaliteli giyinin yani illa marka giymek sizi toplumda bir yere getirmeyecektir. Al var mı burada bir marka? Yok. Ama tabii ki işte gençlikte var o. Bence değildir. Çünkü maddi gücün ona yetiyor. Kalite sebebiyle markalar arasında fark olduğuna inanıyorum. Ya yani Adidas bir tişörtün işte çakması, sahtesi Adidas'ın kendisi kadar kaliteli olmuyor doğru ama Adidas göründüğü logosu için giyeceksen çakmasını giy yazık parana ya. Ümit CKR dolar neden düşüyor? Merkez Bankası Amerika'da faizleri indiriyor. Dolayısıyla Amerika'da yatırım yapmak eskisi kadar karlı değil. Bizim gibi çok yüksek faiz veren yerlere para kayıyor. Bunun bu mevcut hükümetin başarısıyla alakası yok bu kısmının. Türkiye içerisinde turizm dönemindeyiz. Turizm Türkiye'ye para sokuyor. Bu yine doğal bir süreç. Yazın turizm olur. Kasım ayına geldiğimiz zaman göreceksiniz nasıl. Çünkü Amerika'daki önümüzdeki seçimler var. Amerika'nın ekonomiyi toplaması lazım. E Türkiye'nin ödeyeceği borçlar var. O zaman dolar neden düşüyor? Görürsünüz yukarı doğru. Bünyamin Ünsal. Aylık geliriniz ne kadar hocam? 30 bin, 28 bin, 32 bin civarında dolaşıyor. Çünkü yaz aylarında kanala abone olan kişi sayısı 28.000'e düşüyor. Kışın 32.000'e çıkıyor. Ayda 32.000 yürek aylık gelirim. Kazım, Samet nasıl bu kadar iyi bir insansınız? Teşekkürler. Ve Asiye Peylivan demiş ki hocam abim üstümüzdeki ölü toprağı nasıl atarız? Ben bunun için çabalıyorum. Sizler de bunun için çabalayın. 700 bine sizlerle geldik. Çok mutluyum. Bu sorular biraz uzun sürdü ama ya tek video ya iki video olarak yayınlayacağım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değer için. Şimdi ricama geleyim. 17 Ağustos'ta sizlerle buluşuyorsunuz. Buluşuyoruz biliyorsunuz. Duruma göre 9 lira. Daha önce bir buluşmaya katılırsanız 9 lira. Yoksa 19 lira. Bu buluşmada da anlatacağım bir şeydir ama şimdi de özet geçeyim. Çok kısa 2 dakikada. Ben hayalperest bir insanım. Ben insanların siyasi, sağ, sol, dini çeşitli yeşil, daha koyu yeşil işte yok ateist yok bilmem bunlar olmadan yalın halde buluşacakları bir uygulama yapıyorum. Bu uygulama parasızdır. Sizin bilgilerinizi çalan bir uygulama değildir. Sen 2.0 17 Ağustos, 15 Ağustos sırasında çıkmış olacak ve sizlerin bu uygulamada birbirinizi bulup harita üzerinde bu, benim en yakınımda ne buluşma var, neye gidebilirim diye buluşmanız içindir. Ne olur kendinize değer katın, buluşun, konuşun, video konularını konuşun, kendiniz konulara götürün ve kendiniz için bir adım öteye gidin. Ben Enlük bir sonraki 100.000 800 bin demeyelim. 1 milyonda görüşmek üzere.